Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle hem örmesi çok kolay hem de çok şık bir tığ işi bebek yeleği yapacağız. Yeleğimizin örgüsüne yakadan zincir çekip trabzanlar yaparak başlıyoruz. İlk sırada roba ayrımlarını yapıyoruz. Bakın 4 noktadan arttırmalar yerini belirleyip her sırada arttırmalar yaparak robanın örgüsünü tamamlıyoruz. Yeleğin örgüsünü ön bölümleri ve arka bölümü modelli yaptım. Kol bölümlerini düz trabzanlar şeklinde yaptım. Roba bitiminde gövdeyi kollardan ayırıyoruz. Örgümüze gövde ile devam ediyoruz. Gövde yüksekliği yapacağınız bebeğin büyüklüğüne göre istediğiniz gibi tercihinize göre örebilirsiniz. Gövde örgüsünün bitiminde ön pat çalışmalarını yaptık. Bakın düğme için bu şekilde spor bir pat çalışması yaptık. Buraya düğme delikleri oluşturduk. Karşı pata da düğmelerini diktim. Son olarak da kol uçlarında bu şekilde lastik görünümü yaptık. Bakın çok güzel ve çok şık bir yelek yaptık. Ben bugün bu yeleğimde kalın bir ip kullandım. İstek üzerine oldukça kalın bir ipti. Bakın kullanmış olduğum ipin üzerinde 100 gramın içerisinde 190 metre yazıyor. %10 alpaka özelliği, %90 premium akrilik özellikli bir ip. Markası Naku Alpaka. Siz bunu bulamayabilirsiniz. Ben bunu istek üzerine yaptım. Siz elinizde hangi ip varsa, hangi bebe ipi varsa onunla yapabilirsiniz. Üzerinde 100 gramda 300-320 metre yazan iplerle örebilirsiniz. Ama ipiniz ince olduğu için sizin yapacağınız ölçü benim yaptığım ölçüden küçük olacaktır. Ben bugün bu yeleği 1,5-2 yaş bir bebek için yaptım. Siz daha ince iplerle yapıyorsanız benimle aynı sayıda yaptığınız zaman 0-1 yaş arası bebekler için olur. Eğer siz de 1,5-2 yaş arası bebekler için yapacaksanız her bölüm için, önler için ikişer trabzan, her iki ön için, kol bölümleri için 4 trabzan, arka bölüm için de 4 trabzan ilave ederek ölçüyü benimle aynı sayıda yapabilirsiniz. Bu yeleğimin örgüsünde bu yumaktan bir ipi tam bitti. İkinci ipten de bu kaldı. İki ipe ihtiyacınız var. Ama ipiniz ince ise 1,5 ip yeterli olacaktır. İpimin kalınlığına uygun olarak 3,5 milimlik tığ kullandım. Siz daha ince bir ip kullanıyorsanız 3 milimlik tığ da kullanabilirsiniz. Düğme olarak da bu ön patlara 3 adet düğmeyi yeterli gördüm. Ama siz isterseniz 2 adet düğme de yapabilirsiniz. Ben buna takım olarak bir de bakın bu şekilde güzel bir patik yapmıştım. Bir de böyle iki renkli beremiz var. Ben bu patiğin ve berenin anlatımını yaptım. YouTube kanalıma yükledim. Her ikisinin anlatımı YouTube kanalımda var. Sizler için de bu videonun açıklama bölümünü ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde bu patiğin ve şapkanın video linkleri var. Üzerine tıkladığınız zaman siz de bunlardan yapabilirsiniz. Biz bugün bu güzel ve kolay bebek yeleğimizi yapacağız. Malzemelerimizi söyledik. Bir de size ölçülerini vereyim. Fikriniz olsun başlamadan önce arkadaşlar. Kol altından enini ölçüyorum. Bakın şu şekilde ölçtüğüm zaman 30 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altından yükseklik 21 santim. Omuzdan itibaren tam yüksekliğini ölçtüğümüz zaman da 35 santim. Bu ölçü de 1,5-2 yaş bebek için güzel bir ölçü oldu. Siz farklı ölçülerde yapacaksanız ben sizler için standart bebek ölçü tablosunu hazırladım. Bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum.
Siz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde standart bebek ölçü tablosu olarak var. Siz de o tabloya bakarak bebeğiniz için hangi aylardaysa roba yüksekliğini, gövde yüksekliğini ve enini ölçüsüne bakarak yeleğinizi oluşturabilirsiniz. Hazırsak hep birlikte bu güzel ve şık yeleğimizin örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin, iyi seyirler. Örgümüze roba başlangıcından başlıyoruz. Kullanmış ip olduğum ip 100 gram üzerinde 190 metre yazan bir ip arkadaşlar. Kalın dokulu bir ip, bakın görmekte olduğunuz gibi biraz kalınca bir ip. Roba başlangıcı için zincir çekiyoruz. Şu şekilde ilk ilmeği oluşturuyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle oluşturabilirsiniz. Ve roba başlangıcı için toplam 72 zincir çekiyorum. Şimdi çekmiş olduğum bu 72 zincirin kaç santim olduğunu ölçüyorum. Şu şekilde sıfır noktasına başlangıca tutuyorum. Zinciri düzeltiyorum ama örgümü çektirmiyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi 35 santimlik zincir uzunluğu var. Benim kullanmış olduğum ip kalın olduğu için 72 zincir çekerek 35 santimlik bir ölçü elde ettim. Eğer siz benimle aynı sayıda zincir çektiyseniz bu ölçünüz daha küçük olacaktır. 30 santim civarı olacaktır. Ve yapacağınız ölçü de daha küçük olacaktır. 1 yaş bebek için olacaktır. Siz bunu 1 yaş bebek için yapıyorsanız benimle aynı sayıda yapabilirsiniz. Ayrımları da aynı yapabilirsiniz. Ama 1,5 ve 2 yaş arası bebekler için yapıyorsanız 35 santim zincir olasıya kadar örgüye devam edin. Roba ayrımlarını ona göre yaparsınız. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Robada ilk sıradayız. İlk sırada trabzanlar yapacağız. Trabzanları yaparken ön, kol ve arka bölümleri de belirlemiş olacağız. 3 zincirden sonra ipi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmek içerisine trabzan yapıyorum. Ön bölüm için 11 trabzan yapacağız. Bu 3 ilmek atladığımızda bir trabzan olacak. Bunu bakın 1, 2, 3, 4. Her ilmeği birer defa yapıyoruz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ön bölüm için 11 trabzanı yaptık. Sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir de bu 11. 11 trabzandan sonra bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Hemen takip eden bu ilk ilmek üzerine, bakın aynı ilmeğe batmıyorum. Takip eden ilk ilmek üzerine kol bölümü için trabzana başlıyorum. Kol bölümü için 14 trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14. 14 trabzanı yaptık. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Arka bölüm için trabzanlara başlıyoruz. Arka bölüm için 22 tane trabzan yapıyorum. Bakın her ilmeğe yine birer defa trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Arka bölüm için buraya 22 tane trabzan yapalım. Arka bölüm için zincirler üzerine 22 trabzanı tamamladım. Diğer kol bölümüne geldim. Bu kol bölümü için 14 trabzan yapmıştık. Buraya da aynı şekilde 14 trabzan yapacağız. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden ilmek üzerine ilk trabzanı yapıyorum. 1 2 3 Burayı biraz hızlı yapmak istiyorum arkadaşlar. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 trabzanı da bu kol için yaptık. Bakın, bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Ön bölümdeyiz. Başlangıçta ön bölüm için 11 trabzan yapmıştık. Buraya da 11 trabzan yapıyorum. Hemen takip eden ilk ilmek üzerine ilk trabzanı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve son ilmek 11 trabzanı yaptım. Böylece ilk sırada trabzanları yaparken roba ayrımlarını da belirlemiş olduk. Bakın şu bu şekilde roba ayrımlarını birer zincir çekerek oluşturduğumuz yerler bakın. Burada bundan sonraki sıralarda arttırmalar yapacağız. Bu roba ayrımlarını yaparken ön bölümler için 11'er trabzan yaptık. Kol bölümleri için 14 trabzan yaptık her iki kol için. Arka bölüm için de 22 trabzan yaptık. İkinci sıradayız. İkinci sırada çapraz görüntüler yapacağız bakın. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine bir trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu atlamış olduğum bakın bu trabzana geri dönüyorum. Bir trabzan yapıyorum. Burada bakın bir çapraz görüntü yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Atlamış olduğum bu ilmeğe dönüp trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönüp trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde görüntüler elde ediyoruz. Bir atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bakın ön bölümleri bu şekilde çapraz görüntüler yaparak bitirdik. Arttırma yaptığımız bir zincirli boşluğa geldim. Buraya ön bölüm için 2 trabzan yapıyorum. 1 2
1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu bir zincirlik boşluğa kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum. Örgümüzde ön bölümleri arka bölümü modelli yapacağız. Kol bölümlerine düz trabzanlar yapacağız. Onun için burada model yapmıyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de trabzan yapıyorum. Her ilmeğe trabzan yapıyoruz. Kolu düz trabzanlar şeklinde yapıyoruz. Burada model yaptık. Kolda bulunan ilmekleri buraya kadar trabzan olarak devam edelim. Kol bölümünde bulunan trabzanların üzerine bakın. Normal trabzanlar yaparak arttırma yaptığımız yere geldim. Buraya da bu bir zincirlik boşluğa kol için 2 trabzan yapıyorum. 1 2 Bakın arttırma için 2 trabzan yaptım. Bu başlangıçta da 2 trabzan yapmıştık. 14 olan trabzan sayımız bu sırada 18 oldu. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluk içerisine arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. 1 2 Arka bölümün örgülerine geldik. Arka bölümde de bu ön bölümde yapmış olduğumuz gibi modelleri yapacağız. 2 trabzandan sonra bu ilk ilmeği atlıyorum. İkinci ilmek içerisine bir trabzan yapıyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Atlamış olduğum bu trabzana dönüp trabzan yapıyorum. Bakın. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içerisine trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum, ikinci ilmek içerisine trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Arka bölümde bulunan bu trabzanlar üzerine bu çapraz görüntülerden yaparak devam edelim. Arka bölümde bulunan trabzanlar üzerine bakın, çapraz örgüler yaparak arttırma yaptığımız yere geldim. Arka bölümde bu çapraz görüntülerden bakın başlangıçtan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane oldu. Arttırma yaptığımız yerdeyiz. Bu arttırma yerine arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine 2 trabzan yapıyorum. Bu yapmış olduğumuz 2 trabzan kol bölümü için bakın. Takip eden ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. Kolun örgülerini düz yapıyorduk. Diğer kolda da düz trabzanlar yapmıştık. Bunun aynısı şekilde buraya da düz trabzanlar yaparak buraya kadar devam edelim. Kolun örgüsünü her ilmeği birer trabzan yaparak bakın arttırma yaptığımız yere geldim. Bu kolda da aynı şekilde düz trabzanlar yapmıştık. Buraya da düz trabzanlar yaptık. Arttırma yerinde bu boşluğa 2 trabzan yapıyorum. Bu 2 trabzanı kol bölümünün arttırması olarak yaptık. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Ön bölüm için buraya 2 trabzan yapıyorum. 1 2 İpi tığın üzerine alıyorum. İlk ilmeği atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum, ikinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum.
İpi tığın üzerine alıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Bu atlamış olduğum ilmek içerisine trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Geriye dönerek atlamış olduğum ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bakın, çapraz örgülerimizi buraya yaptık. Son ilmek kaldı. Bu son ilmeği trabzanlara başlarken 3 ilmek atlayarak oluşturduğumuz bir trabzan vardı. Bunun bu son zincirin üzerine tığ takıyorum. Buradan bir trabzan oluşturuyorum. Sıra başında da bir trabzan yapmıştık. Sıra sonunda da bir tek trabzan yaptık. Bu ön bölümde 1, 2, 3, 4, 5 çapraz örgü yaptık bakın. Diğer ön bölümde de 1, 2, 3, 4, 5 çapraz örgü yapmıştık. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. 3. sıradayız. 3. sırada hepsini trabzanlar yapacağız. Bu modelli bölümlerin üzerine de trabzanlar yapacağız. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de trabzan olarak devam ediyorum. Her ilmeğin üzerine birer defa trabzan yapıyoruz. Arttırma yerine kadar bu şekilde devam edelim. Bakın, ön bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanları yaptım. Arttırma yaptığımız bu iki zincirli boşluğa geldim. Bu boşluğa bir trabzan yapıyorum. Ön bölüm için bir trabzan yaptım. Bu sırada arttırmaları bir trabzan, iki zincir, bir trabzan şeklinde yapacağız. Bir alt sırada iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak arttırmalar yapmıştık. Bu sırada bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyoruz. Bakın, bir trabzan yaptım ön bölüm için. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu boşluk içerisine kol bölümü için bir trabzan yapıyorum. Takip edenleri de trabzan olarak devam ediyorum. Her ilmeği birer defa bakın. Ön bölümde de modellerin üzerinde trabzan olarak devam ettik. Model yapmadık. Arttırma yerinde bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptık. Kol bölümünde trabzanlara devam ediyoruz. Burada bulunan arttırma yerine kadar devam edelim. Kolda bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak kol ile arka bölümü ayıran arttırma yaptığımız yere geldim. Buraya kol bölümü için bir trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluk içerisine arka bölüm için bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaparak arttırmaları yaptık. Takip eden ilmekleri trabzan olarak devam ediyoruz. Arka bölümü modelli yapıyorduk. Bakın, bu sırada trabzanlar yapıyoruz. Bir sonraki sırada model yapacağız. Arka bölümde bulunan bu modellerin üzerine trabzanlar yaparak arttırma yaptığımız buraya kadar devam edelim. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak arttırma yaptığımız yere geldim. Bu iki zincirli boşluğa arka bölüm için bir trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluk içerisine kol bölümü için bir arttırma trabzanı yapıyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptım. Takip eden ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. Burada bulunan arttırmaya kadar devam edelim. Kol ile ön bölümü ayıran arttırma yaptığımız yere geldim. Buraya kol bölümü için bir trabzan yapıyorum.
bir, iki zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine ön bölüm için bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan arttırması yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. Ön bölümde bulunan bu ilmekler üzerine trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine de trabzanlar yaparak, bakın, sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Dördüncü sıradayız. Dördüncü sırada tekrar ön bölümlerde ve arka bölümde bu modellerden yapacağız. Kol bölümlerine düz trabzanlar yapacağız. Arttırma yerlerinde de bu sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. Bir zinciri çekmiştik. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum bu ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum bu ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan. Arttırma yerine kadar çapraz örgülerimize devam ediyoruz. Arttırma yapacağımız yere geldim. Bakın, burada bir trabzan kaldı. Onun için bu boşluğa geçiyorum. Bakın, bu ilmeği atlıyorum. Takip eden boşluk içerisine bir trabzan yapıyorum. Bu arttırma trabzanı oldu hem. Hem de model için ilk trabzanı yaptık. Burada atlamış olduğum bu trabzana dönüp trabzan yapıyorum. Bu sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorduk arttırma yerinde. Birisini bu çarpının içerisinde yaptım. Aynı boşluğa bir trabzan yapıyorum. Ön bölüm için ikinci arttırmayı yapmış olduk. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu boşluğa kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum. 2 trabzanı yaptık. Takip eden ilmekleri trabzan olarak devam ediyoruz. Kol bölümünde model yapmıyorduk. Düz trabzanlar yapıyoruz. Düz trabzanlar yaparak bu arttırma yerine kadar devam edelim. Kol ile arka bölümü ayıran arttırma yerine geldim. Buraya kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum. Bakın, bu şekilde 2 trabzanı yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Bu sırada model yapıyorduk. Ön bölümde de bakın model yapmıştık. Arka bölüme de model yapıyoruz. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içerisine trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Arka bölümde bu ilmekler üzerine bu modellerden yaparak arttırma yerine kadar devam edelim. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine bakın modelleri yerleştirerek arttırma yaptığımız yere geldim. Arka bölüm için bu boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1 2 1 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine 2 trabzan da kol bölümü için yapıyorum. 1
2. Burada da 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. Kolda bulunan ilmekleri trabzan olarak devam ediyoruz. Kollarda model yapmıyorduk. Buraya kadar devam edelim. Kol ile ön bölümü ayıran arttırma yerine geldim. Buraya kol bölümü için 2 trabzan arttırması yapıyorum. 1 2 1 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine 1 trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu ilk trabzanın üzerine 1 trabzan yaptım. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Bu boşluk içerisine dönüyorum. 1 trabzan daha yapıyorum. Bakın burada çapraz görüntü elde ettik. Burada da aynı şekilde yapmıştık. Arttırmanın birisini boşluğa yapmıştık. Bakın çaprazın içerisine bir de tek trabzan olarak yapmıştık. Burada 2 trabzan arttırması da ön bölüm için yaptık. Takip edenleri bir atlıyorum. İkinci ilmek içerisine trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Ön bölümde model yerleştiriyoruz. Bir atlıyorum. Trabzan yapıyorum. Geriye dönerek trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum. Trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Bakın bir atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Son ilmeği bakın trabzan yapıyorum. Buraya da modellerimizi yerleştirdik. Bu sırada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar, arttırma yaparken bu ön bölüme yapmış olduğunuz trabzan sayısı ile diğer ön bölüme yapmış olduğunuz trabzan sayısının aynı olmasına dikkat edelim. Bazen bu arttırmalarda şaşıran arkadaşlar olabiliyor. O zaman ön bölümün birisi fazla sayıda olur, birisi eksik sayıda olur. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. 5. sıradayız. 5. sıra hepsi trabzan olacak. Modellerin üzerinden de trabzan yapacağız. Bu şekilde bakın ilk ilmek üzerine trabzanı yapıyorum. Arttırma yerinde de bu sırada trabzan yaptığımız sırada 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyoruz. Model sırasında 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan arttırması yapıyoruz. Bakın trabzan olarak devam ediyorum. Model yapmıyorum ön bölümde bu sırada. Arttırma yerine kadar devam edelim. Oradaki arttırmayı bir defa daha görelim. Örgümüzde 5. sırada düz trabzanlar olarak yaptığımız sırada ön bölüm ile kol bölümünü ayıran arttırma yerine geldim. Bu sırada arttırmayı 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan olarak yapıyoruz. Ön bölüme 1 trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Kol bölümü için bu boşluğa 1 trabzan yapıyorum. Takip edenleri de trabzan olarak devam ediyoruz. Bakın buraya düz trabzan yaptığımız sırada 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yaptık. Trabzan olarak devam ettik. Diğer arttırma yerine kadar devam ediyoruz. Burada da 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyoruz. Modellerin üzerine trabzan olarak devam ediyoruz. Bu arttırma yerinde de 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyoruz. Bu arttırma yerinde de 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda 1 zincir çekip 6. sıraya geçelim. 6. sırada tekrar bu modellerden yapacağız. Model sıralarında 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan arttırması yapıyoruz. Düz trabzanlarla yaptığımız sırada 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan olarak arttırmalar yapıyoruz. Robamızın örgüsü artık bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bir de robamızın şeklini görelim. Bakın gayet güzel devam ediyor. Giderek bu roba büyüyecek. Robanın örgüsü
Bu iki sıranın tekrarıyla devam edecek arkadaşlar. Bir sırada düz trabzanlar yapacağız. Arttırma yerlerinde de bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapacağız. Bir sonraki sırada model bölümü yapacağız. Modelleri sadece ön bölümler ve arka bölümde uyguluyoruz. Kol bölümlerini yine düz trabzanlar şeklinde devam ediyoruz. Model sırayı yaparken arttırma yerlerinde de 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak arttırmaları yapacağız. Bu şekilde her sırada arttırmalar yaparak robanın yüksekliğini yapacağımız örgünün büyüklüğüne göre tamamlayalım gelelim. Robanın yüksekliğini benim için gerekli mesafeye kadar ördüm. Kaç santim ördüğüme bakıyorum. Bakın bu şekilde tuttuğumuz zaman 14 santim. Böyle tuttuğumuz zaman 12 santimlik roba yüksekliği var. Kaç sıra olduğunda sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra sonunda ben bu ölçüyü elde ettim. Kullandığım ip kalın olduğu için 10 sıra sonunda 12 santimlik ölçü elde ettim. Sizin ipiniz ince ise ve eliniz sıkıysa 12 santimlik bir ölçü için 2 sıra daha gitmeniz gerekecektir arkadaşlar. Şimdi kolları gövdeden ayıracağız. Bakın modelimizde görelim. Robanın açık haliyle görüntüsü de bu şekilde bakın. Çok güzel görünüyor bakın gördüğünüz gibi. Şimdi kolları gövdeden ayıracağız. Örgümüze gövdenin örgüsü ile devam edeceğiz. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Trabzan sırasındayız. Bu ilk ilmeğe trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de trabzan yapıyorum. Bu kol ayrımını yaptığımız bakın buraya kadar trabzanlara devam edelim. Trabzanlar yaparak arttırma yaptığımız yere geldim. Burada bu boşluğa trabzan sırasındayız ama iki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki. Ön bölüm için bakın iki arttırma trabzanı yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Kolda bulunan bu trabzanları atlıyorum. Kol ile arka bölümü ayıran bu ayrım yerine arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de trabzanlar yapıyorum. Bakın kol altında da böyle bir görüntü elde ettik. Bu şekilde her ilmeğe birer defa trabzan yaparak burada bulunan ayrım yerine kadar gelelim. Arka bölümde bulunan trabzanları yaptım. Ayrım yerine geldim. Burada iki trabzan yapmıştık. Bakın aynı şekilde bu ayrım yerine de arka bölüm için iki trabzan yapıyorum. Bir, iki. İpi tığın üzerine alıyorum. Kolda bulunan bu trabzanları atlıyorum. Kol ile ön bölümü ayıran bu ayrım yerine iki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki. Bakın burayı birleştirmiş olduk. Takip edenleri trabzan olarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Ön bölümde trabzanları yaparak sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Modelli bölüm sırasındayız. Bakın bu çapraz görüntüleri yapacağız. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk ilmek üzerine ilk trabzanı yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Atlamış olduğum trabzana dönerek trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Atlamış olduğum ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Tekrar atlamış olduğum ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Çapraz örgülerimize devam ediyoruz. Bu kol altına kadar aynı şekilde devam edelim.
çapraz olarak oluşturduğumuz modellerimizi bakın. Kol altına kadar geldim. Burada yine aynı şekilde bir atlayıp ikinci trabzana trabzan yaparak modelimizi yapabiliriz. Ama ben burada bir tane trabzan arttırması yapmak istiyorum. Onun için bakın bir atlamıyorum. Takip eden ilmeğe trabzan yapıyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Bakın burada çapraz görüntü yaptığımız trabzanın olduğu ilmek var. Buna dönerek trabzan yapıyorum. Takip edenleri bir ilmek atlayıp ikinci ilmeğe trabzan yapıyoruz. Geriye dönüp trabzan yapıyoruz. Bakın kol altında modelimizi de bu şekilde yerleştirmiş olduk. Diğer kol altına kadar devam edelim. Arka bölümde bulunan bakın modelleri yaparak diğer kol altına geldim. Bu kol altında bir trabzan arttırması yapmıştık. Burada da aynısını yapacağız. Bakın bu bitirmiş olduğum modelin trabzanı. İlmek atlamıyorum. Hemen takip eden ilmeğe bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu trabzan yaptığım ilmeğe dönerek bir trabzan yapıyorum. Bakın burada bir trabzan arttırması yapıyoruz. Takip edenleri bir atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Artık normal modellerimizi yapıyoruz. Bir atlıyorum. İkinci modele trabzan yapıyorum. Geriye dönerek trabzanı yapıyorum. Bu kol altına da yerleştirdik modelleri. Sıra sonuna kadar devam edelim. Modelleri yaparak sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Örgümüzde düz trabzanlar sırasındayız. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Ve takip eden ilmekler üzerine de trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bu sırayı trabzanlar olarak devam ediyoruz. Hiç arttırma veya eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar devam edelim. Bir sıra trabzan yaparak bakın sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Modelli sıradayız. Bu sırada yine bu çapraz örgülerimizi yapacağız. Bir ilmek atlıyorum, ikinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum ilmek üzerine dönerek trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum, ikinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Tekrar atlamış olduğum ilmeğe dönerek trabzan yapıyorum. Artık örgümüz bu şekilde devam edecek. Örgümüzün görüntüsü de bakın bu şekilde. Gövde örgüsünü böyle devam ettireceğiz. Bir sıra model yapacağız. Bir sıra trabzan yapacağız. Tercihimize göre gövde yüksekliğini ne kadar istiyorsak o kadar sıra sayısınca tamamlayalım gelelim. Örgümüzde gövde yüksekliğini benim için gerekli olan yüksekliğe kadar ördüm. Kol altından itibaren kas sıra ördüğümü sayıyorum. Bakın bir düz sırayla başlamıştık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 sıra sonunda benim için gerekli yüksekliği elde ettim. Bir de kaç santimetre olduğunu ölçeyim. Bakın buradan tutuyorum. Santimetre olarak 22 santim. İpim kalın olduğu için ben 17 sıra yaparak 22 santimlik ölçü elde ettim. Sizin ipiniz ince ve eliniz sıkıysa bu 22 santim için daha çok sıra gidip gelmeniz gerekecek arkadaşlar. Elde edeceğiniz ölçüye kadar bu sıraları tekrarlayınız lütfen. Şimdi ön pat çalışmasını yapalım. Bakın ön bölümün etek ucundayım. Düz tarafın buradayım. Bu son ilmeğe tığı taktım bakın. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk ilmek üzerine bir kısa trabzan yapıyorum.
Kısa trabzanı şu şekilde yapıyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum, trabzan yapıyor gibi. Bakın, bu trabzan boşluğuna tığ taktım, ilmek aldım, trabzan yapıyor gibi yaptım ama bir defa da çekiyorum, iki defa da çıkarmıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum, ilmek alıyorum, bir defa da üçün, bakın üç ilmek var, üçün içerisinden bir defa da çekiyorum. Kısa trabzan yapıyoruz. Bakın tekrar gösteriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Şu şekilde ilmek aldım. Bir defa da 3 ilmek içerisinden çekiyorum. Kısa trabzan yapıyoruz. Kısa trabzanları da bu her sıraya ikişer tane yapıyoruz. Bakın bu sıra, modelli olan sıraya 2 kısa trabzan yaptım. Düz trabzanın olduğu, bakın bu boşluğa 2 kısa trabzan yapıyorum. 1 2. Her sıraya ikişer tane yapıyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden, bakın modelli olan sıraya da 2 kısa trabzan yapıyorum. Böyle bir görüntü elde ediyoruz. Bu şekilde kısa trabzanlar yaparak yakanın başlangıcına kadar devam edelim. Ön patta kısa trabzanlar yaparak yakanın başlangıç noktasına geldim. Burada boynun çevresine de aynı şekilde kısa trabzanlar yapacağız. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın en son yapmış olduğum ilmek içerisine bir kısa trabzan daha yapıyorum. Burada yuvarlak bir görüntü elde ediyorum. Takip eden ilmeklere de kısa trabzan olarak devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Kısa trabzanlar yaparak boynun çevresinde devam edelim. Diğer yaka ucuna gelelim. Burada da diğer ön patta da aynı şekilde burada yapmış olduğumuz gibi kısa trabzanlar yaparak buraya kadar gelelim. Diğer ön patta da kısa trabzanları tamamladım. Boynun çevresine de bakın görmekte olduğunuz gibi kısa trabzanlar yaptım. Etek ucuna geldik. Etek ucunda da kısa trabzanlara devam ediyoruz. Bakın en son yapmış olduğum ilmek içerisine bir kısa trabzan daha yapıyorum. Yuvarlak görüntü elde edebilmek için aynı ilmeğe bir trabzan daha yaptım. Bakın burada yuvarlak bir görüntü elde edebilmek için 2 kısa trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden ilmeklere kısa trabzan olarak devam ediyorum. Etek ucundan dönüşü de yaptık. Uç noktasında bu şekilde kısa trabzanlara devam edelim. Diğer uca kadar, başladığımız yere kadar gelelim. Bu sırada kısa trabzanlar yaparak sıra sonuna geldim. Ön pata başladığımız ilk ilmeğin oradayım. Bu en son yapmış olduğum kısa trabzanı ön pata başladığım bu ilmek ile kaydırma tekniği yaparak birleştiriyorum. Bakın, İlk ilmeğe tığ takıyorum. İpi alıp çekiyorum. Tığın üzerindeki ilmekten de çektim. Bakın burada yuvarlak bir görüntü oluştu. İpi burada kesiyorum. Ön patlarda kısa trabzanlar yaptık. Etek ucunda da kısa trabzanlar yaptık. Şimdi ön patta düğme için düğme biritleri oluşturacağız. Onun için nereden başlayacağımıza bakıyorum. Hemen robanın, bakın kolu başladığımız burada roba başlangıcı olan ilmekten başlıyorum. Şuradan başlarsam iyi olacak. Buradan bağlantı yapıyorum ipimi. Bir zincir çektim, sağlamlaştırdım. Aynı ilmek içerisine bir sık iğne olarak batıyorum. Takip eden ilmeklere de sık iğne yapıyorum.
İpin ucunu da içeriden götürüyorum bakın. Her ilmeğe birer defa sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sık iğneler yaparak yaka başına kadar devam edelim. Ön patta düğme patı oluşturmak için bakın sık iğneler yaparak buraya kadar geldim. Yakanın hemen başlangıcındayım. 19 tane sık iğne yaptım buraya kadar arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada düğme delikleri oluşturacağız. Bu ilk ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine almadan 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Burada bir düğme deliği oluşturduk. Toplam 3 tane düğme deliği oluşturacağız buraya. Takip edenleri diğer düğme deliğine kadar sık iğne yapıyorum. Bakın bir sık iğne yaptım. 2 3 4 5 5 sık iğne yaptım. Diğer düğme deliğini yapacağız buraya. Bakın 1 2 3 4 5. Yine 2 zincir çekiyorum. 1 2 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın 2. düğme deliğinde böylece oluşturmuş olduk. Takip eden 4 ilmeğe de sık iğne yapıyorum. Burada 5 sık iğne yapmıştık. Bu 2 düğme deliği arasında da 5 sık iğne olacak. 1 yaptık. 2 3 4 5 5 sık iğneden sonra tekrar 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Son ilmeği de sık iğne yapıyorum. Bakın 3 tane düğme deliğini buraya yapmış olduk. 1 2 3 Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu sırada kısa trabzanlar yapıyorum. Şu şekilde ilk ilmek üzerine bakın bir kısa trabzan yaptım. Takip eden ilmek üzerine de kısa trabzan yapıyorum. İki zincir çektiğimiz bakın düğme deliğinin olduğu yere geldik. Buraya da iki tane kısa trabzan yapıyorum. İki zincir çekmiştik. Üzerine iki kısa trabzan yapıyoruz. 2 Takip eden ilmekleri kısa trabzan olarak devam ediyorum. Diğer düğme deliğine kadar. Bakın diğer düğme deliğinin olduğu yere geldim. Bu 2 zincirlik boşluğa da 2 kısa trabzan yapıyorum. 1 2 Takip edenleri kısa trabzan olarak devam ediyorum. Üçüncü düğme deliğinin olduğu yere geldim. Buraya 2 kısa trabzan yapıyorum. Son ilmeğe de bir kısa trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Böylece bitirmiş olduk. İpi burada kesiyorum. Bakın. Düğme deliklerinin olduğu ön patı böylece hazırlamış olduk. Şimdi bunun tam karşısına gelecek olan diğer ön patta da düz düğme patı oluşturacağız. Oraya düğme dikeceğiz. Hemen buradan nerede bitirdiğime bakıyorum. Hangi ilmekten başladığıma bakıyorum. Buradan da aynı ilmekten başlıyorum. Bakın buradan başlarsam iyi oluyor. Bir zincir çektim, sağlamlaştırdım. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Burada 19 sık iğne yapmıştık. Burada da aynı şekilde 19 sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç,
4, 5, 6, 19 tane sık iğneyi yapalım. Düğme patında 19 sık iğne yaparak, bakın buraya geldim. Bir zincir çekiyorum. Buradan geriye dönüyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Takip eden ilmekleri de sık iğne yapıyorum. Her ilmeğe birer defa sık iğne yaparak başa kadar gelelim. İkinci sırada sık iğneler yaparak, bakın baş tarafa geldim. Burada tekrar bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Diğer patta son sırayı kısa trabzan yapmıştık. Burada da kısa trabzan yapıyoruz. İlk ilmek üzerine kısa trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekleri de kısa trabzan olarak devam ediyorum. Bu şekilde. Buraya kadar devam edelim. Düğme için yapmış olduğumuz ön patta son sırada kısa trabzanları tamamladım. Sıra sonuna geldim. İpi burada kesiyorum. Bunu iğne yardımıyla ters taraftan kaybettirebiliriz. Şimdi bakın bitirdik yeleğimizi. Bu yeleğimize ben bir de kol çalışması yapmak istiyorum. Bu şekilde. İsteyen arkadaşlar böyle de bırakabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmıştır. Eğer siz de benimle birlikte böyle kolu yapmak isterseniz gelin hep birlikte yapalım. Bakın ben diğer kolu hazırladım. Bunun aynısını yapacağız. Kol ucunda böyle lastik görünümlü bir yer yapacağız. Kol altından başlıyoruz. Kol altında ön ile arka bölümü birleştirdiğimizde burada oluşan bir ilmek var. Buna tığ takıyorum. İpimi alıp çekiyorum. Burada bir ilmek oluşturdum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu kol bölümü için ayırdığımız trabzanlar vardı. Ondan önce bu arttırma yaptığımız yere bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Kolda bulunan bu ilmekler üzerine trabzanlar yapıyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yapıyoruz. İlk sıra trabzan yapalım. İkinci sırada lastik örgüsü yapacağız. Bu şekilde. Her ilmeğe birer defa trabzan yaparak bu başladığımız yere kadar devam edelim. Kol bölümü için yapmış olduğumuz trabzanları bakın yaparak kol altına geldim. Kol altında yine bakın trabzanlardan olan ilmeklerden sonra bu arttırma yaptığımız yerde bir trabzan yapıyorum. En son yapmış olduğum trabzanı bu ilk başladığımız bakın ilmek vardı. Ona tığ takıyorum. Kaydırma yaparak burayı birleştiriyorum. Bakın iki ucu birleştirmiş olduk. Bir, iki zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Şimdi lastik örgüsü yapmak için trabzanları boşluktan alarak yapacağız. Bu ilk yaptığımız trabzanı bakın tığ boşluğa taktım, ilmek aldım, trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum, takip eden ters tarafta boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Üçüncü olanı bakın düz taraftan boşluğa tığ takıp trabzan yapıyorum. Takip edeni ters taraftan boşluğa takıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir düz bir ters boşluklardan alarak trabzanlar yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde trabzanları bir tersten bir düzden boşluklardan alıp trabzan yaparak bu başladığımız yere kadar gelelim. Kolun örgüsünde ikinci sırada trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaparak bakın kol altına geldim. En son yapmış olduğum düz taraftan görünen trabzan bu iki zincir çekerek oluşturduğumuzda ters taraftan görünen olacak. Bu ilk yaptığım ilmeğe tığ takıyorum, ipi alıp çekiyorum,
tığın üzerindeki ilmekten de çektim. Burada kaydırma yaptım. Kolun şeklini görelim. Bakın böyle kol bölümünde lastik görünümü elde ettik. Kolda bir sıra trabzanlar yaptık. İkinci sırada bir düz bir ters boşluklardan alarak trabzan yaptık. Üçüncü sıradayız. Üçüncü sıraya çıkmak için bir iki zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu sırada trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapacağız. İlk trabzan düz görünüyor bakın. Benden taraftan görünüyor. Boşluktan aldım. Trabzan yapıyorum. Takip eden ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Tepe noktasına batmıyoruz. Böyle batmıyoruz bakın. Boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. Takip eden ters tarafta görünüyor. Ters taraftan alıp trabzan yapıyoruz. Bu düzde görünüyor. Bakın benden taraftan. Benden taraftan, düz taraftan, boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bu sırada da trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alıp yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Kolun örgüsünde 3. sırada trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alıp yaparak bakın sıra sonuna geldim. En son yapmış olduğum bu düzden görünen trabzanı ilk ilmek ile kaydırma yaparak birleştiriyorum. Böylece kolun örgüsünü bitirmiş olduk. İpi burada kesebilirim. Bakın kolun örgüsünü tamamladık. Çok spor ve güzel bir yelek yaptık. Yeleğimizin örgüsünü de bitirmiş olduk bu kol çalışmasıyla. Şimdi bu ön pata düğmelerinde dikelim, bitmiş haliyle yeleğimizi görelim. Yeleğimizin düğmelerini de diktim bakın arkadaşlar. Hazırlamış olduğumuz bu düğme patına tam bu düğme deliklerini oluşturduğumuz yerlerin karşısına gelecek şekilde 3 adet düğmeyi diktim. Çok güzel bir yelek yaptık. Spor ve şık bir yelek oldu. Bakın. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Arkası tamamen modelli. Kollarını sade yaptık. Kol uçlarında lastik görünümlü bir örgü yaptık. Yeleğimiz artık hazır. Size yeleğimizin bitmiş haliyle ölçülerini vermek istiyorum. Kol altından enini ölçüyorum. Santimetre olarak ölçüyorum arkadaşlar. 30 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altından yükseklik 21 santim. Tam yüksekliğini ölçüyorum. 35 santim. Bu da 1 yaşından büyük çocuklar için güzel oldu. Biz bugün bu yeleği 2 yaş bebekler için yaptık. Ama 1 yaşından itibaren de kullanılabilir. Benim kullanmış olduğum ip kalın olduğu için 2 yumağa yakın ip kullandım. Bakın ikinci yumaktan bu kaldı. Kullanmış olduğum ipin üzerinde 100 gramda 190 metre olduğu için 2 ipten bu kaldı. Ama sizin ipiniz daha ince ise, 300 metre yazan bir ipse 1,5 yumak tam yetecektir. Böylece bir örgü anlatımımızın da sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.